Değerli arkadaşlar, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir soruyu ele almış olacağız. Sizden gelen yine sorular arasındaydı. Sorumuza geçmeden önce Emine ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Asuma. Geçen hafta LGBTQ'ya bakışımız ya da bu konuya yaklaşımımız nasıl olmalı konusunu ele almıştık. Bu hafta da yine onunla ilintili bir sorumuz var. Bize gelen soru şöyleydi. Ben kendimi LGBTQ hisseden ya da öyle tanımlayan bir bireyim. Ne yapmalıyım sorusuydu bize gelen soru. Bana da yine daha önce bununla benzer yine öğrencilerimden de bahsetmiştim geçen haftada. Arkadaşlarımdan da gelen sorular olmuştu. Bu da biz geçen hafta yine LGBTQ'ya yaklaşımı kimlik inşası bağlamından ele almıştık. Peki bu bağlamda kendini böyle hisseden biri ilk önce ne yapmalı? Kendini nasıl, bu özellikle bir baskı var tabii tanımlanan, kendiyle bir çelişmesi belki var. Hani çünkü toplum tarafından ona dikte edilen mi desem? Bunu nasıl aşmalı ya da yaklaşmalı? Buna cevabımız nasıl olacak merak ediyorum. Evet. Şimdi öncelikle kendini böyle hisseden birisi, sevgili Asuman, kendini böyle hissediyor diye kendi hakkında hüküm vermemeli. Buradan başlamak lazım. Yani ben buyum dememek lazım. Kendi hakkımızda aslında bu sadece LGBTQ meselesinde değil, her meselede böyle. Kendi hakkımızda bir takım yargılarda bulunurken Rabbimizle kurduğumuz ilişki içerisinde yargılarda bulunmak lazım. Yani kendi hakkımızda bizi ümitsizliğe sevk edecek, Allah'tan koptum, işte ben cehennemlik oldum, fıtratım bozuk efendim gibi böyle olumsuz yargılar kendi hakkımızda vermemek lazım. Birisi böyle hissedebilir. Evet, hissedebilir. Bunu bir realite olarak önümüze koymak zorundayız ama beni en fazla bu konuda duygulandıran şeylerden bir tanesi şu oluyor sevgili Asuman. Özellikle genç çocuklar duygularını çok iyi ölçüp tartamıyorlar. Şöyle oluyor. Diyelim ki ben yıllarca genç çocuklarla beraber kaldım. Bilirsin, aşk dediğimiz şey aslında şiddetli muhabbettir. Yani muhabbetin ziyadeleşmiş şekline aşk diyoruz biz. O bir cazibedir. Yani bizi kendi etrafında çevirir, elektronları atomun kendi, atom çekirdeğinin kendi etrafında çevirdiği gibi. Aşk bir çekim gücüdür dolayısıyla. Şimdi çocuklar, genç çocuklar kemale ve cemale karşı iştiyak duyuyorlar. Bu da fıtratta var, insan fıtratında var. Üstad öyle izah ediyor. Diyor ki insan neden sever? Neyi sever insan? Cemali sever, kemali sever. Ve pek çok cemal ve kemal tecellileri karşısında bize şiddetli muhabbetler tezahür ediyor. Ben çok gördüm mesela şeyhine aşık müritleri, şeyhinin cinsiyeti değil onun için önemli olan ama aşık şeyhine. Ya da öğretmenine aşık öğrenciler görürsün, bilirsin. Hani önemli olan cinsiyet değildir orada. Dolayısıyla önce şu ayrımı yapmak lazım sevgili Asuman. Aşk başka, cinsi temayül başka. Şimdi bunu ayırt edemediğinde mesela bir insan, bu arkadaşı da olabilir, onu böyle şiddetle seviyor olabilir. Mesela kız arkadaşını, bir kız çocuğu kız arkadaşını şiddetle seviyor diyelim. Bir süre sonra şeytan ona, şeytan ki onun özelliği zaten vazifesi onun sürekli vesvese vermek. Şeytan ona vesvese veriyor. Diyor ki işte sen ona aşıksın, işte sen aslında şusun, sen erkeklere duymadığın ilgiyi ona karşı duyuyorsun gibi. Ama bu cinsel bir ilgi değil, aşk. Şimdi önce çocuklar, genç çocuklar bunu ayırt edemiyorlar. Yani aşkla cinsellik aynı şey değildir sevgili Asuman. Bunu sen de tecrübe ediyorsundur zannediyorum etrafındaki gençlerde. Çocuklar şiddetli bir muhabbetle sevdikleri insan karşısında kendi kimliklerini sorgulamaya başlıyorlar. Ki bu da yaygınlaştı. Bunu ayırt ederek başlayalım yolculuğumuza. Aşk başka, cinsellik başka sevgili Asuman. Sen ne dersin bu konuda? Katılıyor musun benim kanaatime?
Kesinlikle. Ben de şöyle, normalde hani tasavvufta da bir aşk vardır, yani bahsettiğimiz hani Allah'a olan aşk. Şimdi buraya ben özellikle Amerika'ya geldiğimde öncelikle onu gördüğümde çok şaşırmıştım. Hani love ve hani o kelime ve şey, cinsellik o kadar birbiriyle ilintili ki eşittir koyuyorlar yani ikisine. Yani cinsellik ve aşk aynı şeydir. Böyle bu direkt toplumda bu şekilde yaygınlaşmış durumda. O yüzden hani birine seni seviyorum demek çok büyük bir, hani çok sıkıntılı bir şeye giriyor. Bir arkadaşına bile söylemek o manada. Hani bir, yani bir kız arkadaşına söylemek mesela. O konuda ciddi manada direkt hani acaba sen farklı bir temayülde misin gibi bir bakış olduğunu görmüştüm. Beni çok yani çok şaşırtmıştı açıkçası. Çünkü bizim literatürümüz ya da benim literatürümde kafamın içinde öyle bir bağlam yok. Bu durumda gerçekten burada özellikle bununla karşılaştığımda ne kadar hani toplumun o manada iki farklı manayı birbirinden ayıramadığını da gördüm. Bu bizi anlamalarını da zorlaştırıyordu. Hani mesela yani çok çok sevdiğim birine gerçekten böyle aşkla bağlandığım cümlesini kullandığında çok yanlış yerlere çekilebiliyordu. Dediğiniz gibi bu iki fark aslında, hani bu iki kavram birbirinden çok farklı. Yani aşkla sevdiğim benim çok insan var. Yani burada hani de ifade etmekten çekinmiyorum. Size aşkla bağlıyım mesela. Şimdi bunu bir bağlama koyamayız. Buradaki tanıma koyamayız. O çok hani birbirinden kopuk, yanlış manalara evrilebilir. Bu da ciddi manada bir sıkıntı teşkil ediyor. Ama aslında bizim aşk dediğimizde kalbimize duyduğumuz o şiddetli muhabbet, sevgi, yani saf bir sevgiden bahsediyoruz aslında burada. Bu manada belki öğrencilerin de, o gençlerin de içinde duyduğu bu şiddetli sevgi belki onlarda bu kavram karmaşasına, hani bu kavram karmaşası onu bu şekilde yorumlamaya itiyor olabilir. Evet, çok doğru sevgili Asuhan'cığım. Birincisi, bu kavram kargaşasını ayrıştırmak gerekiyor. Bunu hisseden bir çocuk kendi nefsine şunu diyebilir: benim muhabbetim şiddetli muhabbet olabilir ama bu bir cinsel temayül değil. Ben sevdiğimi aşkla seviyorum demek ki diye kendi hakkında menfi değil müsbet bir yargıya ulaşması lazım, bir. İkincisi, mecazi aşk diye bir kavramımız var bizim, biliyorsun. Mecazi aşk ve hakiki aşk diye aşkı ikiye ayırıyoruz sevgili Asuman. Hakiki aşk bizim Allah'a duyduğumuz aşk. Neden ona hakiki diyoruz? Çünkü bütün güzellikler ondan. Çünkü bütün kemaller ondan. Yani bizim muhatabımızda sevdiğimiz ne varsa onun sanatı, onun icrası, onun mahluku muhatabımız. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Aslında neyi seviyoruz diyor bize Bediüzzaman Hazretleri? Cemali ve kemali seviyoruz. Cemalin de sahibi Rabbimiz, kemalin de sahibi Rabbimiz. Öyleyse aslında bizim aşkın, kalbimizdeki aşkın ana muhatabı Rabbimiz. Ve bu, tekrar meseleyi aynı yere döndürmek istiyorum. Karşı cinse gayrimeşru bir muhabbet meselesinde de olabilir. Hem cinsimize gayrimeşru muhabbet meselesinde de olabilir. Aynı bağlam, dikkat et. İkisinde de yapmamız gereken şey o aşkı gerçek sahibine döndürmek sevgili Asuman. O aşkı kemal sahibine ve cemal sahibine döndürmek. O yüzden de şunu yapmamız gerekiyor. Bizim aslında muhatabımızın insan olduğunu birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Hatta mesela birisi bize böyle bağlandı diyelim, aşkla seviyor bizi. Orada mesela dedin ya, ben aşkla bağlıyım size diye. Ben inanıyorum ki senin aşkın bana yönelik bir aşk değil, ilahi aşkın tezahürü. Böyle bakıldığında biz gökyüzünü de, toprağı da, çiçekleri de, efendim hayvanları da aşkla sevebiliriz. Sevebiliriz, öyle değil mi? Buna literatürde biz ondan ötürü muhabbet diyoruz. Yani Allah, insan Allah'a aşıksa ondan ötürü her şeyi aşkla sevebilir. Bütün cemalleri aşkla sever, bütün kemalleri aşkla sever. Sevsin de zaten. Mesela ilme aşık olabilir mi bir insan? Olur değil mi? Yani Risale-i Nur'a bir insan aşkla bağlanabilir mi? Olur değil mi? Hoca Efendi'nin eserlerini aşkla sevebilir mi? Sohbetlerini aşkla sevebilir mi bir insan? Olur. Ben Hoca Efendi'nin etrafında aşkla bağlı olan çok güzel insanlar görüyorum, Hoca Efendi'ye, onun eserlerine, onun sohbetlerine. Dolayısıyla burada dikkat et, bak, ayrım, önce aşkla cinselliği birbirinden ayırıyoruz. Sonra aşkı da kendi içinde mecazi aşk, hakiki aşk diye ikiye ayırıyoruz. Ve hakiki aşkın
Cemal ve Kemal'in sahibine ait olduğunu vurguluyoruz. Ve bunu yakaladıktan sonra aslında bütün yeryüzü yolculuğumuzu da bunun üstünden tanımlayabilmek mümkün. Bütün derdimiz bizim aşkın hakiki sahibine yöneltilmesi. Ve her şeyi ondan sonra ondan ötürü sevmek. Ötürü, Allah'tan ötürü. Öyle olunca ne olur Asuman? Ben seni severken Allah'ı sevmiş olurum. Ben çiçekleri severken Allah'ı sevmiş olurum. Gökyüzünü severken Allah'ı sevmiş olurum. Bütün cemaller ve kemaller bendeki o aşk duygusunu besler. Ve hepsinin mecrağı da Allah olur. Allah'a olan aşkım ziyadeleşir. Ama bağlamı böyle kurmazsak, yani mecazi aşklara takılıp kalırsak, bu gayrimeşru muhabbetler bağlamında karşı cinse gayrimeşru muhabbet ya da hem cinsimize gayrimeşru muhabbet, bu bizi Allah'tan koparır. Bunun hem cinsimize ya da gayrimeşru başka birisine olması değiştirmiyor, karşı cinse olması değiştirmiyor. Gayrimeşru muhabbetler bizi Allah'la ilişkimizde ondan uzaklaştıran, rızadan uzaklaştıran muhabbetlerdir. Hatta gayrimeşru muhabbetleri şöyle düşünebilirim. Bunlar şirk de olabilir, öyle değil mi sevgili Asuman? Yani bizi Allah'tan koparan ve Allah'ı değil başka birilerini tercih etmemize sebebiyet veren muhabbetlerse bizi kendi bağlamımızdan, kulluk bağlamımızdan, dünyadaki yolculuğumuzun hedefinden koparır. Öyle olunca en başta bu meseleyi aslında diyelim ki böyle bir şey hissettik. Böyle bir şeyin içinde de olabilir insan. Böyle bir şeyin içindeyse onun içinden çıkmak ve tevbe etmektir onun için esas olan şey. Orada da yine o gayrimeşru muhabbeti meşruiyet alanına taşımak. Üstadımızın bir cümlesi var bu bağlamda. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor üstad. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Dikkat et. Üstad hani LGBT diye ya da karşı cinse muhabbet diye ayırmıyor. Gayrimeşru bir muhabbet diyor. Öyleyse aslında biz en başta problemi şöyle yapıyoruz. İşte LGBT, işte karşı cins. Hayır, öyle değil. Meşruiyet, gayrimeşruiyet. Üstad böyle ele alıyor. Ve bize bir şey öğretiyor. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Neden merhametsiz? Çünkü insan bir musibetin içerisine girerse, sevgili Asuman, düşerse oradan Allah'ın rahmetine tutunup da teselli bulabilir. Ama dikkat et, gayrimeşru bir muhabbetin içerisine düşenler aydınlıksız bir karanlığın içerisine düşüyorlar. Merhametsiz musibet o işte. Yani oradan Allah'ın rahmetine tutunamıyorlar. Oradan çıkmaları gerekiyor tekrar Allah'ın rahmetine tutunabilmeleri için. Çünkü sevgili Asuman, insan nihayetsiz cemal ve nihayetsiz kemal Allah'a ait ya, gayrimeşru bir muhabbetin içerisinde insan sevgili Asuman muhatabını Allah'ı seviyormuş gibi seviyor. Bu ayeti kerimede zikrediliyor, biliyor musun? Bazıları için diyor Cenab-ı Hak bunu, öyleleri var ki insanların içerisinde muhataplarını diyor Cenab-ı Hak Allah'ı seviyormuş gibi severler. İşte Allah'ı seviyormuş gibi birisini sevdiğinde kaçınılmaz olarak tokatlar yemeye başlıyorsun, çünkü karşındaki Allah değil. Zeval bulacak bir muhabbet, zahiri bir muhabbet karşısında insan iradesini terk ederse yiyeceği şey sadece merhametsiz tokatlar oluyor, muhatabından yiyor onu da. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, bunun içerisinde de olabilir, insan bunu hissediyor da olabilir. Yapmamız gereken şey sevgili Asuman, o gayrimeşru muhabbeti meşruiyet zemini içerisine taşımak, terk etmek. O gayrimeşru muhabbetin ve meşruiyet zemininde Rabbimizi sevmek. Sen ne dersin? Bana hani bir çiçeğe, bir de bir çiçeği, bir kediyi aşkla sevme meselesini konuşurken bu hafta yaptığımız ders aklıma geldi. Güzel ve Güzellik makalesini okumuştuk Beyan kitabında. Normal dersimizin ana konusu o değildi ama yardımcı makalelerden biri oydu. Ve orada da bahsediyordu, yani bir çiçekte gördüğümüz güzellik aslında onun güzelliği değil. İşte Esma-i İlahi'nin güzelliği, Allah'ın güzelliği. Bu hafta boyunca o sürekli kafamdaydı böyle geçerken, şimdi hani yaz ama yine de çiçeklerin çok güzel açtığı mevsimler ve şu an yaşadığım yerde böyle bir gül ağacı var mesela aşağıda. Her onun önünden geçtiğimde hani o güzellik çok güzel ama bu güzellik hani senden dolayı değil, Allah'ın esmalarını yansıtıyorsun diye ona böyle hatırlatıyorum. Aslında kendimi hatırlatıyorum. O aklıma geldi biraz.
Ve dediğiniz gibi evet, bu güzellikleri, bu cemalleri, kemalleri zaten hani Allah'a vermediğimiz sürece gerçekten aksiyle hani onun tokadında yiyoruz. Bir şekilde bir hani bizim çok ciddi sevgi gösterdiğimiz bir insanı bizi sevmediğine şahit ediyoruz. Küçükken ki arkadaşlıklarımızda da böyledir ya, böyle çok bağlı olduğumuz arkadaşımız bizden soğur falan. Bu tarz böyle şeyleri de yaşamışızdır. Aslında o da o safiyane güzel, şiddetli belki de muhabbetin tezahürleriydi. Bunu tefrik etmek birbirinden çok önemli ve aslında bunu da biraz pratik etmek de gerekiyor sanırım. Sürekli orada bir frenlemek. Çünkü duygular biraz kontrollü de zor meselelerdir. Hani akılla ya da iradeyle tamam ben artık sevmeyeceğim demek de zor. Sanırım birazcık bir tembihat istiyor. İşte birazcık alıştırma istiyor. Burada sürekli kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Gerçek cemal ve kemal sahibini görmeye çalışmamız gerekiyor. O Allah korusun o hani tokatlardan kaçınabilmek için. Böyle yine kendisini bu şekilde kategorize eden bir arkadaşım vardı. Arkadaşım öğrencim. Bana ulaştığında öyle söylemişti. Yani ben arkadaşımı seviyorum şeklindeydi aslında onun da. Çok tatlı ve aslında temiz belki de bir muhabbet. Şiddetli bir muhabbet. Belki arkadaşında gördüğü bir cemal, bir kemal ona bunu söyletiyor. Bu aslında yine o arkadaşın değil o cemali ve kemali ve aslında Allah'ı sevmiş oluyor. Bunu sadece ona göstermek belki böyle yolun farklı bir bakış açısıyla ona bunu göstermek onu farklı düşüncelere düşmekten kurtaracak gibi hissediyorum. Evet. Öyleyse Asuman böyle hisseden çocukların bir yese yani ümitsizlik batağına atılmamaları lazım kesinlikle. Ve etrafındaki insanların da mesela böyle hissettiklerini diyelim ki bizimle paylaştılar. Efendim aileleriyle paylaştılar. Bu çocukların yine aileleri tarafından ya da toplum tarafından yeis bataklığına sen lanetlisin, işte Kur'an'da lanetlenmiş bir iş yapıyorsun ya da böyle bir şey hissediyorsun gibi bir yeis bataklığının içerisine kesinlikle atılmaması gerekiyor. Ümitten, Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidi keser hükmünce bu çocukların, bu gençlerin rahmetle bağlarının asla zedelenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bize düşen vazife sevgili Asuman, bir, böyle hisseden bir çocuğa önce bizim aşkla cinsel temayül arasındaki farkı anlatabilmemiz gerekiyor. Ve onun aşkının aslında cemali olan aşk olduğunu ona anlatmamız gerekiyor. Belki güzel ve güzellik makalesini o çocuklarla da okumamız gerekiyor. Yani bütün güzelliklerin Allah'ın cemalinin cilveleri olduğunu onlara anlatabilmemiz gerekiyor. Nasıl bütün şeffaf nesnelerde yansıyan şey güneşin ışığının cilveleri ise eğer... Şu yeryüzünde etrafımızda parlayıp duran, bizi kendilerine hayran ve aşık eden cemaller de Rabbimizin güzelliğinin, cemalinin cilveleri. Dolayısıyla o çocuklara bir aşkı anlatabilmek, ikincisi de gerçek aşkı anlatabilmemiz gerekiyor. Yani maalesef yaşadığımız dönemde hep bu bağlama geri dönmek zorunda kalıyoruz. Senin dediğin gibi yaşadığımız dönemde cinsellikle aşk birbirinden ayırt edilmiyor. Bizim bunu ayırt etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hepimizin öğrenmesi gerekiyor. İkincisi aşkı da mecazi ve hakiki diye ikiye ayırıp hakiki o mecazi aşkların içerisinde olabiliriz. Bu da bizim realitemiz olabilir. O mecazları hakikate dönüştürme yolculuğu yapabilmemiz gerekiyor. Öyleyse ne yapacağız? Bu çocukları biz asla dışlamayacağız. Bir, onlara hakiki aşkın yollarını göstereceğiz. İkincisi de hani Kur'an'da hani Lut kavmi var. Böyle bir musibetin, böyle bir belanın içerisindeki bir kavim bize anlatılıyor. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Allah o kavmi gözden çıkarsaydı onlara bir peygamber göndermezdi. Hazreti Lut'un onlara bir peygamber olarak gönderilmiş olması Allah'ın onları kalplerine geri çağırışı. Ki o kadar azgın bir kavim ki o. Yani bu günahı işliyorlar. Ve bunu sadece işlemiyorlar, başkalarına dayatıyorlar. Ayette de bu anlatılıyor biliyorsun. Hani Hazreti Lut'un misafirleri geliyor, ondan misafirlerini isteyecek kadar dayatmacılar, baskıcılar bu konuda. Dolayısıyla bu kadar zalim bir kavme Cenab-ı Hak Hazreti Lut gibi bir peygamberi onları kalplerine geri çağırsın diye gönderiyor.
Bizim de öyleyse temel sorumluluğumuz insanları kalplerine geri çağırmak, onları yargılamak değil, onları mahkum etmek değil. Kalplerine geri çağırmak, Allah'a giden yolları göstermek sevgili Asuman bizim temel meselemiz. Böyle hissediyorsa o çocuk, bizim yapmamız gereken şey ona gerçek aşkın yollarını göstermek. Çocuk karşı da gayrimeşru bir muhabbet besliyorsa yine Allah'a giden yolları ona göstermek. Böyle bir günahın içerisindeyse bir çocuk, yine ona tevbeye giden, rahmete giden, Allah'a giden yolları göstermek bizim sorumluluğumuz. Tekrar ediyorum, yargılamak, mahkum etmek, dışlamak değil sevgili Asuman. O zaman bize sorulan tabiriyle böyle hissediyorsam ne yapmalıyım sorusunun cevabı onun alacağı aksiyonlar da burada. Gerçek manada o cemale kemale olan aşkın ya da aşkının kaynağını iyice araştırıp ya da anlamaya çalışıp kendi duygu ve düşüncelerini ve en başta da aşk ve cinselliğin birbiriyle aynı şey olmadığını, farklı kavramlar olduğunu anlaması birinci adım olarak belki bu. Sonra o aşkın mecazi ise hakikiye çevrilmesi için de bir aksiyona girmesi gibi bir sonuç çıkarabiliriz sanıyorum. Evet, çok doğru, çok doğru sevgili Asuman. Yolculuk bu. Aslında hepimizin yolculuğu bu sevgili Asuman. Hepimiz aslında aynalar koridorunda aynalara aşığız. Hepimiz aslında gölgelere takılmış kalmışız sevgili Asuman. Hakiki aşk bizi gölgelere aşık olmaktan, aynalar koridorunda aynalara bağlanıp kalmaktan azat eden bir aşk. Dolayısıyla hepimizin aşka, bir aşka ihtiyacımız var. Aşksızlık kalbin ölümü zaten sevgili Asuman. Ben de gördüm, senin sana soran çocuklar gibi çocuklar gördüm. Böyle tertemiz duygularla, şiddeti muhabbetle hem cinsini sevdiğinde duygularının kirlendiğini zanneden ve bunun için de kendini cehennemlik hisseden çocuklar gördüm, Allah muhafaza. Hiç öyle değil. Birincisi, hepimizin aşka ihtiyacı var. Hoca Efendi asırlardır üst üste yığılmış olan problemlerimizin devasıdır aşk diyor. Biliyorsun, yeryüzü mirasçılığının vasıflarının birinci vasfı kamil iman, ikincisi aşk. Bizim aşka ihtiyacımız var ama hakiki aşka ihtiyacımız var. Öyleyse birincisi kalbi kurutmamamız, yani aşkla onu yeşertmemiz, ama o aşkı da cemal ve kemal sahibine yöneltmemiz lazım. Belki hepimizin bu konuda, sen dedin ya temrine ihtiyacımız var diye, hepimizin bu konuda marifette derinleşmeye ihtiyacımız var. Hepimizin bu konuda sohbeti cananlara ihtiyacımız var sevgili Asuman. Çünkü marifette derinleştikçe hakiki aşka giden yolları öğreniyoruz. İnşallah. Evet, sohbet canlıları bu manada çok farklı bir yeri var. Haftada iki gün yaptığımız dersler bizim hani o dar dairede olan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hepimizin o kalp denizlerini coşturuyor. Gerçek manasıyla çok farklı bir etkisi var. Ve koruyucu bir sera etkisi de var kesinlikle. Hani, o aşkla inşallah Allah kalplerimizi doldursun, taştırsın. Ve meselelere gerçek manada maddeyle değil de manayla bakabilmeyi bizlere nasip etsin. Amin, amin benim güzel çocuğum. Çok teşekkür ediyorum ablacığım bugünkü için. Arkadaşlarımız da lütfen bizlere sorularınızı göndermeye devam edin. Sizin sorularınızla yolculuğumuza devam ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben de hayırlı günler diliyorum bizi takip eden gençlere, dostlara. Hoşçakalın.